Yusuf, zamanım yok. Annem geliyor, annemi karşılamam lazım. O yüzden kısa ve öz konuşacağım. Ben gizli saklı işlerden hoşlanmam. Oyun oynamayı bilmem, sevmem de. Bunu bu zamana kadar anlamış olman lazımdı. Yani daha ilk günden. Bahar selam, ben Yusuf. Aşiret çocuğuyum, bir de oğlum var diyecektim, öyle mi? Vallahi keşke deseydin. Şimdi desem? Çok geç kaldın Yusuf. Ben de geç kaldım. Ayol sen sülaleni de unutmuşsun. Yaramamış İstanbul sana. Yusuf merhaba. Merhaba. Yakalandım galiba. Bahar, bu arkadaş o arkadaş mı? Anneciğim bir dakika, bir dakika. Hayırdır Yusuf? Ben aslında bu çiçekleri kapıya bırakıp gidecektim. Zamanlamayı tutturamadım. Neyse, hazır bulmuşken elden vereyim bari. Bunlar sana. Sağ ol. Senin sevdiklerinden. Hı hı, fark ettim, evet. Pardon, ben tanıştırmayı unuttum. Annem Yasemin, anneciğim bu da Yusuf Bey. Bey mi? Yusuf işte. Memnun oldum çocuğum. Asıl ben memnun oldum Yasemin Hanım. Hazır karşılaşmışken sizi tebrik etmek isterim. Ne sebeple? Böyle güçlü, karakter sahibi, aklı başında bir evlat yetiştirdiğiniz için. Eksik olma çocuğum. Yalnız bana bayağı bir sürpriz oldu. İnan bana da sürpriz oldu anneciğim. Arkadaş ne arıyorsa bu saatte burada. Kızım öyle denir mi hiç? İçeri buyur etmeyecek misin arkadaşını? Kalabalık yani sizin aile. Öyledir. Belki Bahar da bahsetmiştir. Bizim aile kalabalıktan biraz daha kalabalıktır. Aşiret olunca malum. Aa, siz aşiret misiniz? Bilmiyordum. Anlattım ya yemekte anne, nasıl bilmiyorsun? Öyle mi? Dinlememişim demek çocuğum. Ah çocuğum, aşiret mi kaldı hala bu devirde? Anne ne diyorsun? Aşiret dediğiniz bir tür büyük, geniş, kalabalık bir aile demek. Biz ailemize düşkün insanlarızdır. Ben de aileme düşkünümdür Yusuf Bey. Özellikle de kızıma. O mutlu olsun diye her şeyi yaptım. Bir dediğini ikiye etmedim. Bahar evin prensesi gibiydi. Doğrudur efendim. Öyleyse anlaman lazım. Bahar sizin oralara epey yabancı kalır. Ne ailenize ne de törelerinize alışamaz. Yani boşa kürek çekmenin bir manası yok. Değil mi Yusuf Bey? Hı? Anne, sen niye bu toplara giriyorsun ya? Taş yerinde ağırdır Yusuf Bey. Haksız mıyım? Olmayacak duaya amin demeye lüzum yok. O yüzden kimse kimseyi oyalamasın. Herkes nasıl mutlu olacaksa öyle yaşasın. Hı? Affedersin Yusuf. Hiç böyle değildir normalde. Ne oldu böyle bu akşam anlamadım. Ben anladım, üzülme. Biricik kızını aşiretten koruyordu. Ya yanlış anlama ne olur. Biraz defansiftir annem. Fazla korumacıdır. Bir daha görüşseniz daha iyi anlaşacaksınız. Eminim. Peki ya seninle Bahar? Benimle derken? Ben seninle de iyi anlaşmak istiyorum. Pek beceremiyoruz. Ya da ben bir türlü yaranamıyorum sana. Bir gün seninle birbirimizi anlayacağız. Ben buna inanıyorum. Umarım çok geç olmaz. Ay vallahi kızım, İstanbul'a geldiğinden beri ilk defa gönül rahatlığıyla İzmir'e dönüyorum. Tamam diyorsun yani bu mesele. Finito. Ağzının payını öyle verdim ki. Değil bir daha Bahar'ın yanına yaklaşmak. Bahar'ı görmeden yaza atlayacak adamcağız. Şaka gibi vallahi. Az daha prensesimi aşiretlere kaptıracaktım. Neyse neyse. Halletmişsin sen meseleyi. Herhalde yani. Siz devam edin. Benim biraz işim var içeride. Yavrum, canımsın sen benim, canım. Kur da kuşa yem eder miyim hiç? Karşı yakalı Yasemin'im ben. Daha beni hiç tanımamış onlar. Bana bak, o densiz bir daha sana askıntı olursa hemen beni arıyorsun. Atlar gelirim. O Yusuf budur nedir, ne karın ağrısıysa onun bir canını okurum, neye uğradığını şaşırır. Anne, bin hadi, otobüs kaçacak, hadi. Aman kaçsın canım. Bana bak, dikkat et kendine. Aman abuk subuk adamlardan uzak dur, tamam mı? Aklım sende kalmasın. Tamam anne, tamam, merak etme, hadi. Hadi, hadi. Ne olur dikkat et kendine Bahar. Hadi dikkat et, hadi görüşürüz, bay bay. Selam. Ne yapıyorsun? Annenden yediğim azarı sindirmeye çalışıyorum. Hmm, o azarı hak ettin ama. Yani en azından bir kısmını. Farkındayım. Peki niye aradın? Ben de eğlenmek için mi?
Hayır. Sana bir şans daha vermek için. Sahi mi?